İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün sizlere anneannemin yemeğini yapacağım. Bu tarif kimsede yok arkadaşlar. Sadece benim geçmişimde, hatıramda ve damak tadımda. O yüzden böyle güzel bir tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Malzemelerimiz de çok basit. Evet sevgili canlar, 2 kaşık kadar böyle tereyağım var. Soğanımı güzelce doğradım arkadaşlar, incecik. Pişirilmiş bal kabağım var. Tatlı arkadaşlar bu. 1 bardak sütüm ve kuru dereotum var. Kurutulmuş dereotum. Kendi bahçemden kuruttuğum dereotum. Ve bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Öncelikle tereyağımı atıyorum tencereme. Evet, şu şekilde. Hemen soğanlarımı da boşaltıyorum. Bu soğanlar çok güzel kızarması gerekiyor arkadaşlar, yağ ile birlikte. Çok güzel kızaracak. Evet, incecik sıyırmış soğanlarımızı güzelce karıştırarak kızartacağız arkadaşlar. Acı kokusu gidecek soğanların. Evet sevgili canlar, görüyorsunuz rengi değişti soğanımın. Karıştırıyorum böyle sürekli. Yanmayacak, rengi değişecek sadece arkadaşlar. Şimdi kabaklarımı alıyorum tencereme. Ve çatalla bunları ezeceğim arkadaşlar şu şekilde. Ve şimdi sütümü ekliyorum. Bu şekilde tıkır tıkır pişecek arkadaşlar. Dereotumu da ekliyorum. Taze olsaydı en son atacaktım ama kuru olduğu için, içinde güzelce kıvam alması için. Bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar, pıt pıt etmeye başladı. Süt olduğu için içinde. Kıvama geldiği zaman kapatıyoruz altını arkadaşlar. Tatlı seven arkadaşların damak tadına uygun olduğunu düşünüyorum. Gerçekten seveceksiniz bunu. Tabii biz yöresel yufka ekmeğimizle birlikte bunu yediğimiz zaman çok lezzetli oluyordu. Sunak deriz arkadaşlar, sunakla yediğimiz zaman. Zaten kabak da pişmiş olduğu için çok fazla pişirmeye gerek kalmıyor. Bu kadar yeterli. Kısacık size bunun hikayesini de anlatayım arkadaşlar. İnanın anneannem bu yemeği yaptığında ben 5,5-6 yaşında falan ancaydım. O kadar hoşuma gitmiş ki onun lezzeti, tadı damağımda kaldı. Unutmadım. Yıllarca ara ara canım istedikçe, anneannemi de özledikçe yaptım, yedim arkadaşlar. Bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim.
sizlerin de zamana hitap edecek mi bakalım. Yaparsanız bana yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Nasıl hatırlıyorum o yaştaki bir yemeğin tarifini? İnanın onu ben de bilmiyorum. Ama inanın hatırlıyorum. Anneannemin dizinin dibinde, böyle küçük tüpte, bakır tavanın içinde bu yemeği yaptı ve bana yedirdi. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Bu şekilde yufka ekmekle yedik biz bunu. Ve o damak tadı, o lezzet asla benden gitmedi. O yüzden de sizlerle bu lezzeti paylaşmak istedim. Evet sevgili canlar, gördüğünüz gibi şu şekilde tabağımı aldım. Gerçekten çok nefis arkadaşlar. Benim gibi tatlı sevenlerin damak tadına uyacaktır mutlaka. Bugün de böyle bir güzel bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim.